Evet, evet dostlar. Edebiyat Festivali bütün güzelliğiyle, bütün derinliğiyle, niteliğiyle devam ediyor. Şimdi de ömrünü Türk Edebiyatı'na, Türk kültürüne dayan değerli büyüklerimizden Yeşil Ayvazoğlu'nun 50. yılında özel oturumuna geçeceğiz. Değerli hocalarımız Mehmet Doğan, Özcan Ünlü ve İstanbul İl Kültür Müdürümüz Sayın Coşkun Yılmaz'ı kürsüye davet ediyoruz efendim. Arkadaşlar da mikrofonları takarlarsa memnun oluruz. Alkışlarınızla buyursunlar. Evet, İskender Pala Bey'in herkese selamı var. Külliyeden acil bir çağrı olmuş. Cumhurbaşkanlığı özel ödülleri toplantısıyla ilgili. İnşallah başka bir toplantıda, başka bir vesile bizlerle birlikte olacaklar. Başta Beşir Ayvazoğlu ve Mehmet Doğan Bey olmak üzere bütün katılımcılara, bütün dostlara selamlar diliyorum. Evet, değerli dostlar, kıymetli misafirlerimiz. Şöyle, Coşkun Hocam programdan önce şöyle anlaşmıştık. Oturumu açacaktı. Oturumun açılış konuşmasını yapacaktı. Ama her programda bir kaderi vardır. Biz dedik ki, açılan oturumda da bulunsunlar istedik. Hem İstanbul'umuzu temsilen, hem de kültürümüzü temsilen, hem de Yeşil Ayvazoğlu'yla yol arkadaşlıkları, tanışıklıkları olduğu için. Evet, değerli dostlar, Türk kültürüne, edebiyatına, irfanına hizmet eden değerli büyüğümüz Beşir Ayvazoğlu için buradayız, bu oturumdayız. Ben her zaman söylediğim gibi söylüyorum, moderatörün tabir, Mehmet abinin yanında bu tabiri sevmiyoruz ama moderatörün makbulü kısa konuşandır diyerek, oturum yöneticisinin makbulü kısa konuşandır diyerek hemen sözü sağdan Mehmet abinin de müsaadesiyle başlatıyorum. Sağdan başlayalım. Sayın Özcan Ünlü'ye söz veriyorum. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederim. Benim için zor bir gün. Şimdi ustamın gözüne bakarak onu anlatmaya çalışacağım. Biz sanıyorum bir 6-7 yıl birlikte aynı odada gazetecilik yaptık. Onun için ustamdır. Servis şefimiz, yönetmenimiz, müdürümüzdü. Beşir Ayvazoğlu deyince tabii herkes önce kitaplarını hatırlar, konferanslarını hatırlar, televizyon programlarını hatırlar. Gazeteciliğini çok fazla gazete takip etmeyenler bilmez. Ama Beşir Ayvazoğlu'nun kültür sanat gazeteciliği diye bir meselemiz var. Türk matbuatında böyle bir şey var. Bunun nasıl oluştuğuna dair kısa konuşacağız. Çünkü ödül törenine gidecek biliyorum. 10-15 dakikada toparlamaya çalışacağım. Tanpınar'ın 19. asır Türk Edebiyatı kitabında bir tespiti var, der ki gazetecilik edebiyatı etkiler, şiirde gerileşmelere sebep olmuştur, der. Türk matbuat tarihine de baktığımızda gazete sahiplerinin, yazarlarının neredeyse tamamı edebiyat adamıdır. Bu gelenek 1950'lere kadar falan belki çok baskın bir şekilde devam etti ama başkaca unsurlar medyaya el attıktan sonra iş değişti. Yani gazeteciliğin tanımı değiştiği için iş değişti biraz da. Dolayısıyla
Beşir Arasoğlu'nun kültür sanat gazeteciliğinin önemi özellikle 60'lı 70'li yıllarda, hatta 70'li yıllardan sonra daha çok ortaya çıkmaya başladı. Şunu söylemek istiyorum, elbette 1950'li 60'lı yıllarda kültür sanat dünyasında, edebiyat dünyasında önemli yazarlar var. İşte Arif Buğra'yı, Orhan Kemal'in tefrikalarını, bunları bir kenara bırakmayacağız. Necip Fazıl Kısaköy'ken gazete çıkarıp aynı zamanda farklı gazetelerde, işte Beşir Bey'in görev yaptığı Tercüman Gazetesi'nde uzun yıllar yazıları yayınlanan, hatta Ramazan sayfası bile hazırlamıştır Necip Fazıl Kısaköy. Fakat bu başka bir şey. Yani bir edebiyat adamının bir gazetede yazı yazması farklı bir şey. Bir edebiyat adamının gazetecilik ve kültür sanat meselesini, edebiyatı birbirinin mütemmimi olarak görüp öyle yansıtması farklı bir şey. Çünkü Batı'da da bunun örneklerini var. George Orwell'a bakabiliriz, Camus'a bakabiliriz. Bunlar da gazeteci. Hatta gazetelerde yöneticilik yapmışlar vesaire. Dolayısıyla 1970'li yıllarda gazete patronlarının özellikle başka meselelerle yoğunlaştığı dönemlerde neden ortaya çıkıyor Beşir Arasoğlu kültür sanat gazeteciliği? Kendisi zaten biliyorsunuz, belki ilk oturumda sabahta konuşuldu ya da hepimiz biliyoruz, tanıyoruz. Neredeyse çocuk yaşından itibaren gazeteciliğe merak salmış bir büyüğümüz, ustamız. Yani Sivas'ta çıkan Hizmet Gazetesi'ydi sanıyorum. 15 yaşlarında ilk yazısı orada çıkıyor. Daha sonra farklı gazetelerde işte Ankara, Yeni Ufuk, TRT vesaire bugüne kadar gelen bir çizgi. Hatta Beşir Arasoğlu gazetecinin bize armağan ettiği, hediye ettiği, kütüphanemizdeki raflarımızda çok değerli yer tutan, yer işgal eden eserlerinin de birçoğu bu çalışmalarının bir ürünü. Portre yazıları, röportajları vesaire. Demek ki Beşir Arasoğlu bize sadece bir kültür sanat gazetecisi olmamız konusunda yardımcı olmadı. Mesela ben şunu hatırlıyorum, tabii bir sürü hatıramız var tabii, aynı odalarda çalıştık uzun zaman ama mesela ben şunu hatırlıyorum, bir habere biz giderdik muhabir olarak, geldiğimizde Beşir abi, o zaman bilgisayar falan yok, otururdu bütün haberleri, biz yazdıktan sonra oturur yeniden yazardı, ertesi gün başka bir haber okurdu gazetelerde. Öyleydi değil mi abi? Neden spot yazamıyorsunuz diye bize fırça atardı, işte spot başlık başka bir şey, spot başka bir şey anlatacak. Ve bu ikisi haberin neredeyse ana fikrini verecek. Belki insanlar haberin detayını okuyamayacak ama siz başlık ve alt spotta ya da resim altında bunları anlatabilmelisiniz derdi. Mesela hiç unutmam, tüm kelimesi kullanmıştım ben bir haber metninde. Dedi ki tüm kelimesini kullanma dedi, bütün kelimesini kullan. Tüm kelimesini sevmiyordu. Hala sevmiyorum bilmiyorum. Yani buna benzer çok pratik bir hocalık görevi de bize verdi. Bazı insanlar şöyle der, çok fazla konuşmaz Beşir Bey, hatta ketumdur falan derler ama çalışırken hiç böyle değildi bu. Hatta çıkardık beraber, melemen yemeği giderdik, yine haber konuşuyorduk, dosya konuşurduk. Daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Hiç ümidiniz olmayan arkadaşlar Beşir Ayvazoğlu'nun rahli tedrisinden geçmiştir. Yani bunu söyleyeyim, biz burada bir dost toplantısı yapıyoruz. Beşir abiye saç baş yolduranlar şu anda gerçekten edebiyatta, kültür sanat gazeteciliğinde ya da farklı yerlerde, ajanslarda önemli görevler ifa ediyorlar. Bu görevde olmalarını da Beşir Ayazoğlu'ndan borçlular. Yani bunu çok açıkça söyleyebilirim. Benim üzerimde emeği çoktur. Allah razı olsun, huzurunuzda ben bir kez daha teşekkür ediyorum ve her yerde de, her mahvilde de ustam diye söylüyorum. Yani Beşir Arasoğlu'na gelene kadar başka gazetelerde elbette çalıştık. Bu işi yaptığımızı zannederek çalıştık ama meselenin külüne vakıf olduktan sonra bu işin hiç de böyle olmadığını gördük. Bir de şunu gördük, şunu öğrendik. Bizde kültür sanat gazeteciliği genelde özellikle muhafazakar, sağ, milliyetçi vesaire basında, matbuatta çalışıyorsanız hat sergisini takip etmek, bir iki röportaj, o da bizim bildiğimiz, tanıdığımız insanlarla, zaten sürekli görüştüğümüz insanlarla top çevirmek. Onun dışında pek bir ufkumuz da yoktu. Bu işin nasıl olacağına dair bir öngörümüz de yoktu.
Yani Ahmet Kabak Hoca ile tanışıyorduk. Ahmet Kabak Hoca'nın bize yol göstermesiyle, Sevinç Okum'la o dönemde çalıştığım gazetelerde sürekli görüştüğümüz insanlar olduğu için iade ediyorum, anıyorum burada. Gürbüz Bey'le, Gürbüz Azak'la, Mehmet Niyazi Bey'le, Allah rahmet eylesin, Mehmet Niyazi Özdemir'le ama Beşir Bey'in bize verdiği şey başka bir şeydi orada. Mesela Kazım Çeçen, hiç unutmuyorum, Allah rahmet eylesin, işte İstanbul'un su yolları, Bekir abi bilirsiniz, çok önemli kitaplardır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yayınlanmıştı. Beşir abi bir gün dedi ki, gideceksin, bulacaksın ve röportaj yapacaksın Kazım Bey'le. O zaman cep telefonumuz yok, doğru düzgün aracımız yok, fotoğraf makinemiz yok. Nerede olduğuna dair bilgimiz de yok. Falan. Neyse bulduk, sorduk, soruşturduk. Etiler'de, Akatlar'da oturduğunu öğrendik. Kalktık, gittik. Sanıyorum 3 gün arka arkaya o röportaj yayınlandı. Zaten beraber çalıştığımız dönemde kültür sanat sayfasına ayrılan yer gazetede yarım sayfadan biraz daha az. Çünkü her gün orada bir farklı köşe yazısı, işte Abdülkadir Karahanlıca'nın köşe yazısı, Dilaver Cebeci'nin köşe yazısı, Agi Hottay Güner'in köşe yazısı da bizim sayfada yayınlanırdı. İsmet Giritli'nin köşe yazısı bizim sayfada yayınlanırdı. Geri kalan kısmında da biz gazetecilik yapmaya çalışırdık. Küçük küçük haberler, bir ana manşetler ama şunu söyleyebilirim, benim arşivimde bütün sayfalar var. Tabii. Yani onların çünkü biz maket çıktılarını alıyorduk A4'de fotokopilerini. Ben onları ciltletmişim duruyor. Yani şimdi bize gelip hasbelkader işte bu işler nasıl oluyordu diye soranlar da işte böyle oluyordu diye gösteriyoruz boşu boşuna. Bizi yormayın diyoruz. Onu gösteriyoruz. Yani İstanbul'un su yollarının bir kültür medeniyet meselesi olduğunu konuşuyorduk Beşir Bey'imiz. Yani işte sadece resmin, işte minyatürün, hattın, sinemanın, müziğin, bu genel geçer kültür sanat kavramının içine, tanımının içine giren kavramlarla ilgili söylüyorum. Olmadığını gördük. Talihsiz işlerde yaşadı. Mesela bir Bosna, o zaman 90'lı yıllarda, 93 ya da 94'te bir Bosna şiir yarışması düzenlemiştik. İşte orada bir takım talihsizlikler yaşamıştık. Yönetimle ilgili, bizimle ilgili bir mesele yok. Orada nasıl bir eziyet çektiğini ben biliyorum. Nasıl bir, kendisi belki anlatır özel sohbetlerde. Nasıl bir dert olmuşsa içine ıstırabını hala bugün de taşıdığı bir şeydir o. İşte çok iyi bir iş ortaya çıkmıştı. Çok başarılı bir yarışma. Hatta Türk Edebiyat tarihinde önemli, gazetelerin düzenlediği önemli edebiyat yarışmalarından birisiydi o. Fakat yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Bizimle ilgili bir mesele değildir o. O özel bir mesele. Orada bile bir derdi vardı. Sonra notlara hiç bakmıyorum abi. Böyle gidiyorum dolaştığıma. Aşk estetiğini okuduktan sonra Beşir Bey'in nasıl bir gazetecilik ya da nasıl bir kültür sanat adamı olmamız gerektiğine dair bize zaten ipuçlarını o kitapta verdiği 1982'de sanıyorum yayınlanmıştı. Yayınlanıp yayınlanmaz Türkiye Yazarlar Birliği'nde fikir ödülünü almıştı, öyle hatırlıyorum. O kitaptan sonra 20'li yaşlardayız, dank etti kafamız, evet yani bizi oluşturan, bugüne kadar tevarüz etmiş, bundan sonra da devam etmesi gereken meseleler üzerine kafa yormamız gerekiyor. Bunlarla ilgili olaylar, kavramlar, mekanlar, şanslarla ilgili kafa yormamız gerekiyor. Ve bunu yaparken de, yansıtırken de kuralın dışına çıkmamak gerekiyor. Yani malayaniyle uğraşmayın, fazla sözle vakit kaybetmeyin ama bunu dilin kendi imkanları ölçüsünde, estetik imkanları ölçüsünde anlatmaya çalışını bize söylemiş. Mesela ben orada okuduğum bir cümleyi burada aldım. Belki genç kardeşlerimiz var aramızda, bizden çok daha genç. Onların da kulağına küpe olsun diye burada okumak istiyorum. Diyor ki Beşir Bey, kısa bir alıntı. Diyor ki, ömründe hiç Itri yahut Dede Efendi dinlememiş. Mimar Sinan'ın herhangi bir eserine şöyle bir kere olsun alıcı gözle bakmamış, Fuzuli'nin tek mısrağını bile ezbere okuyamayan ağabeyler, Sinanlar, Dede Efendiler, Fuzuli'ler, milli kültürümüz, mefahirimiz diye söze başlar, hamasi nutuklar atarlardı. Tamam da
bu büyük sanatkarlara bu muhteşem eserleri yaptıran güç nasıl bir güçtü? O ölçüler nasıl ulaşmışlardı? Eserlerini verirken hangi dünya görüşüne dayanmış, hangi estetik ölçüleri uygulamışlardı? Bana Mimar Sinan'dan şu somut yapılar dışında kalan ne diye bir soru soruyor. İşte bütün bunun içinde musikisiyle, mimarisiyle, medeniyetiyle, anladığınız manada bütün kültür sanat faaliyetlerinin içine neyi dahil ediyorsunuz, hepsini alabilirsiniz. Biz Beşir Bey'le çalışırken mesela dil zevkine vardık. Yani bu şu demek, yazdığımız haber ertesi gün gazetede doğru bir şekilde çıkınca "Aa, bu böyle olmalıymış" dedik. Şunu çok net hatırlıyorum. Bazı kelimelere karşı biraz önce söyledim. Türkçe olduğu bilinen kelimelerdir ama işte sonradan üretilen, türetilen kelimelere karşı hiç taviz yoktu. Mesela hala öyle ki iyi ki de öyle yapmış. Bu kelimelerin ne olduğunu biliyorsunuz. Mesela Osmanlı meselesine eğilmemiz konusunda bizi ısrarla yönlendirirdi. Özellikle mesela Gülbaba Türbesi Turgut Cansever'le yaptığım röportajı hatırlıyorum. Hiçbir bilgim olmadığı halde işte git Turgut Cansever'le, Cihangir'deydi sanıyorum. Alman Hastanesi'nin oralarda bir yerde diye hatırlıyorum. Müthiş bir insanla tanışma fırsatı sundu o röportaj bana. Yani belki Beşir Ayvazoğlu'yla yapmasaydı kültür sanat gazeteciliğini gene hasbelkader devam ederdi. Ama bizi bana kazandırdı, kişisel olarak söylüyorum. Müthiş bir hazine de bahşetmiş oldu, bağışlamış oldu. Belki o insanlara gönderirken gazetecilik yapmamızı istedi. Kendi hazırladığı sayfada iyi haberler çıksın, iyi söyleşiler çıksın için bunu yaptı. Bu ayrı bir mesele ama bize de bir hazine bıraktı. Yani Turgut Bey'le, Allah rahmet eylesin, ömrünün sonuna kadar görüştük bu sayede. Turgut Bey, Çeçen'le ömrünün sonuna kadar görüştük ve daha birçok insanla görüştük. Ve sanat gazeteciliğini bir yere getiren en önemli, özellikle 70-80 yıllardan sonra diyelim, en önemli isimlerden birisidir. Mesela bizim gazetemizde, Tercüma Gazetesi'nde kültür sanat sayfasını yönetirken Beşir abi, bir 10 yıl falan orada yönetti. Daha sonra Türkiye Gazetesi'nde biz buluştuk. Sinema yazarı vardı. Coşkun Çokgil, kulaklarını çınlatalım. Mesela arkadaşlara şunu söylerdi, hepiniz her işi yapabilirsiniz ama ya branşlaşmak lazım bu işte derdi. Bizim servisimizde yani sayfanın 3-4'te birine ya da yarısından biraz azına tekabül eden alanda biz ona yakın arkadaş çalışıyoruz o zaman. Yani kültür sanat servisi diye bir servis vardı. Bugün gazeteci arkadaşlara ya da gazeteci adayı olan kültür sanat gazeteciliği yapmak isteyen arkadaşlara söylüyorum bunu. Bugün gazetelerde kültür sanat sayfalarını ara ki bulasın. Ve bizim gazeteciliğimizin önceki döneme dönmüş durumda artık. Yok böyle bir şey. Mesela işte isimleri zikredebiliriz. İşte rahmetli Olcay Yazıcı bizimle çalışıyordu. Ekrem Kaftan Anadolu Ajansı'nda bizimle çalışıyordu. Ergun abinin Ergun Gözen'in oğlu Mehmet Gözen bizimle çalışıyordu. Mehmet Nuri Yardım dönem bizimle çalıştı. Emin Sezer, Orhan Keleş, Beşir abi tebessüm ediyor. Murat Başaran, Coşkun Çokyiğit. Düşünün yani bu arkadaşların hepsi o kadarcık sayfa için çalışıyor. Onun için bir sistem getirmişti, bir disiplin getirmişti. Mesela haftada bir gün kitap yapıyorduk, haftada bir gün sinema yapıyorduk, haftada bir gün tiyatro yapıyorduk. Olmayan bir şey bu. Ben de Beşir abiden sonra gene aynı gazetede, aynı sayfada ondan aldığımız bayrağı işte taşımaya çalıştık ya da emanete sahip çıkmaya çalıştık. Aynen devam ettirdim ayrılana kadar. Dolayısıyla sanat gazeteciliği, bir toparlıyorum bitti. Sanat gazeteciliği konusunda çok titizdi. Güncel konulara zaten giriyorduk. Bir de kompleksiz bir adamdı Beşir Ayvazoğlu. Şöyle, mesela bir dergi nereden gelirse gelsin. Şunu çok açık yüreklilikle temin ederim. Üzerinde kimin ismi var, dergiyi kim çıkarmış falan ona bakmazdı Beşir abi. O uzatırdı bana. Şunlara bir bak, kısa tanıtım yazıları yaz derdi. Anadolu'daki birçok dergi bugün bile merkez medyada yer bulamayan dergilerin çoğu bizim sayfamızda yer bulabiliyordu. Niteliğine bakıyordu kitapların. Arka kapak ve
Ön söz okuru değildi onun için, çünkü biliyordu literatürü Beşik Bey. Hala böyle takip ediyor çünkü artık yani bugünkü durumla ilgili bir şey söylememe gerek yok burada. Bir de tabii yani milli hassasiyetimiz, yani bu gelenek, görenek vesaire meselesi konusunda çok hassas olduğunu söyleyebilirim. Abi iyi ki beraber çalıştık yani, hakikaten zorlanıyorum, terledim. Ben televizyon programı yapıyorum, çıkıyorum, bir saat konuşuyorum orada ama bu burası başka bir şey. Kendisiyle de yapmıştık bir program. Bize kattıkları için teşekkür ediyorum. Yani aynı dönemde, aynı atmosferde, aynı çatı altında bulunuyor olmaktan mutluyum. Ömer'deki sizin bir tespiti var Beşir abiyle ilgili. Kısacık onu iki cümle okuyarak ben sözü dostlarımıza, büyüklerimize bırakacağım. Beşir Aymazoğlu diyor, mazideki köklerin üstünde geçmişi yenileyerek değil, bizzat dönüştürerek yolunu kutsal sanata doğrultmuş bir mekan ve zaman tezkiyesi söylüyor. Elhak doğru söylüyor. Ben bir kültür ve estet adamı, bir kültür adamına, bir aydına, bir münevvere huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Abi izninizle buradan tekrar dönelim. Yok artık olur mu ya? Evet, aslında Özcan Ömrü hepimiz adına, bütün Beşir Ayvazoğlu okurları, ondan beslenen nesiller adına Beşir Ayvazoğlu'nun eline sarıldı. Biz de o eline sarılıyor ve öpüyoruz efendim. Şimdi de değerli İstanbul İl Kültür Müdürümüz Sayın Doktor Coşkun Yılmaz'a söz veriyoruz. Buyursun efendim. Bismillah. Şimdi ben aslında iyi bir Beşir Ayvazoğlu okur olduğumu da iddia edecek değilim. Ama Beşir abinin başının iyi arkanlardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Büyük bir şey kaynağı olarak. Çok hazırlıksız bir konuşma olacak. Bir defa geldim, hakikaten böyle ciddi bir oturumda Beşir Ayvazoğlu hakkında konuşacak bir birikime sahip görmüyorum. Bütün sanatçılar ediyorum. Bu çapta hacimde bir birikime ve şeye sahip değilim. Ama bir emri var ki oldu, vardır bir hayır diyorum ama konuşmak isterdim yani. Konuşmak isterim ama yapamayacağım için geri duracağım bir şey değil. Ben de takip de bu kurulda ayıp oldum. Şimdi Beşir Ayvazoğlu kim sorusu burada önem taşıyor. Yani şehirleriyle, mekanlarıyla, eserleriyle, kişiliğiyle, üslubuyla, zorluğuyla, kolaylığıyla, Beşir Ayvazoğlu. Kanaatimce hayatında üç şehir var diye düşünüyorum. Sivas, baba yurdu, ata yurdu. Onu zaten her fırsatta görüyoruz. İşte ilkokul okulu, İmam Hatip Lisesi'ni bitirdiği ve suyunu içip ekmeğini yediği bir şehir. Peki niye Sivas'ı zikrettim? Şimdi günümüz entelektüeli için doğup büyüdüğü yeri öne çıkarmak ve geride bırakmak aynı zamanda zamana, olaylara ve çevreye bir bakış meselesidir. Bir kendini konumlandırma meselesidir. Beşir Ayvazoğlu'nun yazılarında, sohbetlerinde, özel konuşmalarına baktığı zamanımızda Sivas olmak bir hayatının en önemli sahnesi, bir şükür vesilesi olarak görmek. Bu onun topraklarına doğduğu, büyüdüğü çevreye bakışını göstermesi ve vefası açısından önemli. İkinci şehir hayatında önemli, Bursa. Yani Bursa'yı götürüyor, o da öğretmenlik yapıyor ama sadece onun için değil, hayatının bu ilkbaharında bile zaman zaman yazları sığındığı şehir Bursa. Ondan dolayı söylüyorum. Hem bir mekan olarak, hem bir kültür ve sanat kaynağı olarak ve sonra İstanbul. Şimdi Beşir abi karakter olarak öne çıkan bir kişi veya sahip. Evet, bir şair, bir yazar, bir yapıcı. Bunlar tartışılmaz. Üstelik ülkemizde yazarların mensup olduğu çevreye, yapıya, ekole göre konumlandırıldığı bir zaman diliminde hemen hemen toplumun insaf sahibi, idrak sahibi, izan sahibi, her kesiminden kabul ve saygı gören bir edebiyatçısı. Bu önemli bir husus. Yani onu farklı yapılara mensup
pek çok insan da bir yazar olarak, bir edebiyat ve kültür adamı olarak saygıyla alıyor ve bunu zikrediyor. Ben bunu bir Emri Baki ile yazarların 40. yılda burada rahmetle anıyorum. Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Çakır'ın da teşvikleriyle yazarların 40. yılında düzenlemiş olduğu bir 40. yıl programında da hem katılımcılar hem kamuoyunda yansımaları görüşmüş, görmüş. Ama şimdi karakter olarak Beşir Ayvazoğlu'na baktığımızda kendine mahsus bir duruşu önemseyen bir insan. Şimdi ben de yaşım ekmeği geçti. Okur yazar olmaya çalışan, affedersiniz okur olmaya çalışan birisiyim. Az çok kalem erbabının zamanın akışı içerisinde nasıl bir araziye uyan su misali aktığını görüyoruz. Hiç ummadığımız kalemler, hiç ummadığımız isimlerin nasıl bir pozisyon aldığını görüyoruz. Benim tanıdığım süreci 1990'da başlar. Yaşar abiyle görüşmemiz. Ama 90'ın ortalarında 2000'li yıllarda daha da gelişti. Bu akış içerisinde karakter olarak durduğu yeri önemseyen ve durduğu yeri zamanı, zemini ve muhataplarına göre terk etmeyen ve orayı önemseyen, onun hukukuna riayet eden bir sağlam karakter yapısıyla ben karşı karşıya bakıyorum. Bunlar çok adlaşan laflar tabii. Benim böyle konuşmam çok edebe uygun değil aslında. Ama hani gözlem olarak fark etmeye çalışıyorum. Bunu önemsiyorum. Bunun yanında Özcan da zaman zaman Özcan Bey'le temas etti. Eski dost çevresine karşı da kırgınlıkları olsa da belli ölçüde onları iç dünyasına gömüp ilişkisini sürdüren ve vefasını gösteren bir insan. Ama vefakarlığının bendeki tezahürünün ve örnek aldığım en önemli tarafı bazı insanlar yaşarken kimsenin selam vermediği veya hatırlayamadığı pek çok isme sen biz yokken de vardın, biz varken de varsın, yarın da var olacaksın. Bana da düşen senin var olduğunu bir şekilde kayıtlara geçirmek ve toplumlara aktarmak diyen ve hakikaten bugün dahi hani eğer bilgiye, bilgime vesaire göre statülendirme yapsak, bir konumlandırma yapsak kendisiyle belki mukayeselaşabilir isimleri bile tutumlara taşımaktan, kitaplara taşımaktan yaptığı işi öne çıkarmaktan çekinmemiştir. Bu Beşir Ayvazoğlu konumundaki bir yazar için çok kolay bir hadise değildir. Ama onun çok başarıyla yaptığı ve şahsen fakirin de aynı zaman dilini yaşamakla birlikte haberdar olamadığı onlarca insanı derinlemesine yazılarıyla da tanımasını sağladığı bir isimdir ki bunun en bariz misali defterimdeki Tırk suret, siretler ve suretler ve pek çok köşe yazısı. Hala devam ettiği bir konu bu noktada Özcan Bey'in söylediği o Anadolu'da veya şehirde kıyıda köşede kalmış ama hakikaten bir ümit vardan, bir gelecek vardan veya bir emeğin alın teri taşıyan pek çok ismi, kitabı, dergiyi hala Beşir abinin sütunlarında görmek mümkün. Bunu ancak bu adili değil, daha alt kademede yer alabilecek yazarların o üstten bakışını, muhatabını adam yerine koymayan üslubunu vesaire ve pek çok ismi yan yana getirdiğinizde bunun ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu anlıyorsunuz. Yani çok kalem, bunların hepsi ayrı bir şey. Ama bir yol açmak, bir ümit olmak, bir ışık olmak, bir erdem tutmak bunlar son derece önemli ki en çok elinden tuttuklarından birisi olarak kendini zikrediyorum.
Tabii Beşir Aybaz onu baba olarak da merak etmek mümkün. İki evladı da, dede olarak. Bilmiyorum, bu konuda benden çok daha fazlasını söylemeye layıktır ama gözlemleyebildiğim kadarıyla Beşir abi iyi bir baba. İyi babalığın ölçüsündedir diye sorarsak çocukların bütün ihtiyacını gidermek olarak görebilirsiniz. Hayır. Evet, bunlar önemli ama Beşir abi çocuklarının tercihlerine çok içine acıtsa da saygı duyan ve onları o yollarında destekleyen. Benim dikkatimi çeken bu. Belki kendisi de bunun çok gözlemlediğinin farkında değil ama satır aralarına çıkardığını, oğluna da kızına da. Tabii burada belki iyi evlat yetiştirmiş olmanın verdiği rahatlık da olabilir. Ama iş seçiminde de, eğilimlerinde de, tercihlerinde de, yaşamlarında da hakikaten onların tercihlerini çok tabii karşılayan ve her halükarda yanlarında olan bir baba özelliği taşıyor. Eş olarak yine ben gördüğüm ve hissettiğim o. Tabii bunda Beşir abinin eşinin rolü çok fazla Beşir abinin ama Beşir abi de kendisine gösteren o vefayı, o sevgiyi, o nezaketi hiç dile getirmeden görünür olmaktan çok yaşanır olarak eşinin hukukuna çok riayet eden bir eş olduğunu, güzel eş olduğunu ifade etmek istedim. Dostlarına karşı genel eğilimi biliyoruz ve yeni yetmelere karşı bizim gibi tarzını biliyoruz. Hatırşinas bir yapısı var. Onu ben daha çok kendi yaptıklarından örnekleyeceğim. Hakikaten bir medyum müşküren olarak istiyorum. Beşir abi benim için hemen hemen her konuda telefonu kaldırdığını mutlaka cevap bulabileceğim. Zaman zaman zorlansa da mutlaka yardımına koşan bir kültür adı. Kültür hayatımızdaki rolünü elbette herkes konuşabilir. Ama biraz önceki aktarımlarda da Özcan Bey'in ifade ettiği gibi geleneği önemseyen ama kutsamayan. Geleceği önemseyen ama geleneği mutlak anlamda değerlendirmesini gündemde tutulması gerektiğini bilen bir yapısı var. Bizde çok aşırı bir kültür anlayışı var. Geçmişe ait her şey güzel ve mutlaka olduğu gibi kontrol edilmesi lazım. Beşir abi bunu çok dengeli, daha yaşamlı, hayatta daha yakınlı bir üslupla bize aktaran bir tarafı var. Kalem oynattığı eserlere baktığımızda aslında onun ne kadar geniş bir birikimin sahibi olduğunu. Yani ben Karacaoğlan'ı da, Yunus Emre'yi de, Hacı Hayram Veli'yi de, Beşir abi de ayrı bir zenginlik içerisinde okumuşumdur ve istifade etmişimdir. Efendim, Gül'deki şehri, biyografileri, zaten aşk estetiği ayrı bir şey. 90 yıllardaki kapanıyla hala kadar da sulardı yapmıştı. Pek çok alanda kalem oynatıyor. Şimdi ben üniversitede hocayım. Orada ders verirken öğrencilerine Türkçeyi nasıl öğrenmeleri gerektiğine dair isimler verirken en çok dikkatli isimlerden birisi Beşir Aybaz'ı. Bu onu kişisel hukukumuzdan ziyade ben tarih hocası olduğum için metinlerinde tarihi bilgiyi ve belgeyi ne kadar rahat geniş ve etkili bir şekilde kullanmasının yanında aynı zamanda anlatımındaki zenginliği önemsediğimiz. Bizim üniversitelerimizde temel bir program var. Türkçe hiçbir yerde yok ama üniversitede hiç yok. Akademik hayatta zaten yok. Anlı şanlı hocaların metinlerini okurken hani böbrek taşınız olsa bir patika yollara böyle girseniz taş düşürtecek kadar zor okunan metinler. Tanrım kımlıdır. Halbuki bir akademik metin yazarlığı diye bir ders konusu gelir. Ve o derslerde mesela Beşir Ayfazoğlu abinin
bir fotoğrafın uzun hikayesi 1924 yılında mesela tarih gösterip olduğu için mutlaka örnek kitap olarak okutulması gereken fikirdir. Biz sadece o fotoğrafın hikayesinde bile hem bir dönemin muhasebesini hem karakterleri, şahsiyetleri görüyoruz. Ben tabii serbest ve dağınık disiplinsiz bir konuşma olduğu için, hatıralara dair olduğu için söyleyebilecek çok söz olabilir ama zamanı da zorlamak istedim. Valla Coşkun Hocam bir konuşmayacağım diyenden çekineceksiniz, bir de konuşacağım diyenden. Gerçekten iyi ki geldiniz yani. Ve peşime farklı hususiyetlerle de temas ettiniz. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Varsa birkaç hatırayla sonra bırakalım. Mehmet abimizin vaktinden almayalım. Evet. Ve Mehmet abiye dönüyoruz. Bir yol arkadaşı olarak, bir dost olarak. Alkışlarınız için teşekkür ediyoruz. Beşir Aybasoğlu'yla bir yol arkadaşlığı, bir dostluk, uzun yıllar, 47 yıla dayanan bir hukuk. Mehmet Doğan, Beşir Aybasoğlu hakkında ne der efendim? Buyursunlar. Efendim hepinizi hürmetle selamlıyorum. Ben eğer Beşir Aybasoğlu hiç tanımasaydım, daha bir 30'dan fazla kitabı var. Bu kitapların hepsi... 60'a yaklaştı. Ben demek sayım biraz zayıftır matematik. Şirafet'i unutmuş olabilir sayısı. yine o kitapların hepsini okurdum. Yani tanışıklığımız aslında bir talih. Bunu hamd ediyorum. Beşir Ayvazoğlu daha hiç kitap yayınlamadan tanıştım. Yani 75 midir, 76 midir? O sırada TRT'ye bir program için Ankara'ya 76 olabilir. Derya Kitabevi'ne TRT'nin arkadaşlarla gittim. İlk tanışıklık odur. Ondan sonra neredeyse hiçbir zaman irtibatımız kesilmemiştir. Tabii sen 3 şehir saydın, 90 kaldı. Ankara'yı da eklemen lazım buraya. Beşir'in bir Ankara dönemi var. Ben sevdiği 3 şehirde de daha var. Ankara'yı sevdiği şehirlerden. Ankara'yı sevmedin, nereden çıkarıyorsun? Yani Rütük'ten kaçışından çıkarıyor. Böyle bir ikrarı yok, zannediyorum. Ankara dönemi var Beşir'in, işte TRT'de süre bulundu. Sonra gazeteci olarak Ankara'da bulundu. O zaman her gün gazetesi gördü. MHP'ye yakın, o zaman MHP'sine yakın bir gazete. Yol Ankara'da, Beşir'de orada. Demirtepe'de bir büro. Biz oraya sık bir gideri getirdik. Sonra işte Yazarlar Birliği'nin kurulma çalışmaları. Aynı zamanda Divan Dergisi'nin çıkarılması, Divan Dergisi de yine yani bir paralel kuruluş tarafından çıkarılıyor. Her nasılsa Beşir'e vermişler bunun yayın yönetmenliğini. Tabii birkaç ay sonra pişman olup aldılar dergiyi de yani dergi olmaktan çıkardılar ve kapandı kısa süre sonra. Ama 3 sayı veya 4 sayı yanlış hatırlamıyorsam gerçek bir dergi Ankara'da. Sade, muhtevası çok kuvvetli. Yani aynı zamanda aktüel konuları da bizim edebiyat aktüelitesi aslında takip edip bir dergi çıkardım işte. Hem dergide beraber olduk. Her güne gider gelirdik. Akşamları beraber olurduk. Hiç öğrendim, etlikten bir yerlerde otururduk. Tabii Ankara o zaman çok sıkıntılı. Bir tarafı bir grup ele geçirmiş, öbür tarafı öbür grup ele geçirmiş. Akşam geç vakitte gitmenin problemleri falan. Bunları konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bir de Ramazan aylarında dört yolda bir Acem çaycısı vardı. İftardan sonra orada buluşup teravih namazına giderdik. Bütün eski Ankara'nın camilerini sırayla işte Yeni Cami, Hembe, Ağaçay, Aslanhane ne? O gün sıra hangisindeyse rastgele. 30 Ramazan her biri ayrı bir camide namaz kılardı. Sonra İstanbul'a Beşir hayır İstanbul değil, 12 Eylül oldu tabii. İstanbul'a 12 Eylül'den önce geldi ama İstanbul'da fazla kalamadı sanıyorum. 12 Eylül'den sonra Bursa'ya döndü. Tabii Yazarlar Birliği kurulmuştu. Yazarlar Birliği kurucularından Beşir sağ olsun. Yani Yazarlar Birliği'nin hani her zaman ihtiyaç olduğunda desteğini verdi, ilgisini gösterdi. Bu arada biz işte Ankara'da hem Yazarlar Birliği'ni idame ettirmeye çalışıyoruz. Hem de birliği
yürütebilmek için bir yayın evi, birlik yayınları diye. Yazarlar Birliği için tuttuğumuz yeri o sırada hiçbir Allah'ın kulu derneklere kiraya yer vermek istemiyor. Hele Kızılay gibi bir merkezde. Bir yayın evi dedik, birlik yayın evi. Tabi Yazarlar Birliği'nde birlik kelimesi geçtiği için çok anlaşılmıyor bir şey. Yayın evi adına o küçük yeri tuttuk. Sonra tabii Yazarlar Birliği falan ortaya çıktı ama artık şey değişmişti, hava değişmişti. 12 Eylül öncesinde işte orada yavaş yavaş başladı bir şey. Tabii kitaplar, benim kitaplar, bazı arkadaşların kitapları. Bu arada Beşir, yanılmıyorsam hareketli ilk defa Aşk Estikliği'nin bir bölümünü yayınladı. Ankara'da arkadaşlarla Bursun falan çıktık. Dedik gidelim Beşir'e. Bu kitabı talip olalım. Biz basalım yani. O zaman şartlarda işte Bursa'ya gittik. Beşir'in kapısını çaldık ve Aşk Estikliği'ni ilk defa biz yayınladık. 1981 mi? 82 mi? Aşk Estikliği aslında bizi adeta o zamanki şartlarda çarpan bir kitap. Yani o konular böyle konuşulmuyor. Kimse de bilmiyor bir şeyleri. Bu mevzularla ilgilenmiyor. Yani estetik bahisleri ulaşan kimse yok. Masinyon'un bir iki makalesi var, tercüme. Onlara filan müracaat ediyoruz. Lazım olduğu zaman İslam sanatı değil. Onlara müracaat ediyoruz. Bu hem Türkçesi düzgün, mantığı yerli yerinde, ele aldığı konular itibariyle çok önemli. İlk defa bu tarzda bir kitap yazılıyor. Sonra eve dönen adam, Yahya Kemal, bu da Yahya Kemal'in anlatan en iyi cümlelerden biri. Gerçi Beşir onu Tanpınar'dan aldım dedi ama biz Tanpınar'da bu cümleyi neyden satırlamıyoruz. Yahya Kemal eve dönen adam oldu artık. Hatta o kitabın daktilo ile yazılmış nüshası bende bulunuyor şu anda. Bir şey olarak saklıyorum, hatıra olarak. Beşir çok titiz. Her şeyinde titiz. Yazıları da öyle, kitapta da hiç elle düzeltilmiş bir şey yok. Yani herhalde bütün düzeltmeleri yapmış. Bir daha yazmış, bak kiloyla. Ve bize göndermiş. Biz de dolayısıyla hiç üzerinde çalışmadan matbaaya gönderdik. Bak burada küçük bir şey hatırlıyorum. 28 ya da 29 yaşlarında o zaman da. Bir de bunu söylememiz lazım. Yani ben estetiği ortaya çıktım da 30'lu yaşlarda daha girmemiş gayet oldu. Yani akran falan diyoruz ama benden 5-6 yaş küçüktür Beşir. Yani sanmayın ki 70'ini geçmiş olsun. Fakat az kalmışa benziyor. Gülname isimli şiir kitabında yine aynı şekilde yayınladık. Yani birlik yayınlandı. Bir yayıncılık faaliyeti. Sonra yayın evimiz kapattık ama Beşir de zaten o zaman Bursa'da yanlış hatırlamıyorsam Yıldırım İmam Hatip'te edebiyat hocasıydı. Sonra İstanbul'a geldi. Hatta şöyle bir hatıra nakledeyim. Ben işte Hareket Dergisi'nin son dönem ilk sayısını çıkardım. 1979. TRT'nin iş ilkesiymişti. İstanbul'a geldim. Dergi çıkardım. Ben üstlendim. İlk sayıyı çıkardım. Sonra da Ankara'ya dönmeye karar verdim. Kapalı Çarşı'dan sahaflara doğru gidiyordum. Beşir'le karşılaştım. Bu da İstanbul'a gelmiş. Yanlış hatırlamıyorsam tercüman için. Yani Taha Bey davet etmiş. Yanlış hatırlamıyorsam yine. Ya dedi çok üzüldüm dedi. Yani İstanbul'da da beraber olma imkanımız olacaktı ama o imkan orada kaybolmuş oldu. Ama biz Beşir'le daha sonraki dönemlerde de ilişkilerimizi devam ettik. Bir sürü hatıramız var. Hatıramızdan önemli olan şu, Kerem Beşir Ayvazoğlu bizim hafızamızı yenileyen şahsiyetler. Yani yakın dönemden başlayan işte Yahya Kemal'di, Ahmet Haşim'di, Hayami Safa'ydı, Tarık Bora zaten arkadaşıydı Beşir Bey. Onunla ilgili de hafızalıkları var. Eski dönemlere doğru, mesela Galip'e doğru, Suriye'ye doğru giden, onlardan bugüne yeni şeyler söyleyen, yani Galip'le ilgili bir kitap yazıyorsunuz da hep o dönemle ilgili şeyleri, bilgiler aktarıyorsunuz. O değil, onun üzerine yeni bir laf olan roman yazar. Roman ama belgesel,
Yani güvenilir bir kaynak olarak da kullanabilirsin. Titiz, en ince ayrıntılarına kadar araştıran bir değerli yazar. Yani mutlaka her kitabın okunması lazım. Beş kitabının da en azından klasik ilan edilip herkese okutturulması lazım. Aşk İstediği bence biraz ona biraz Beşir artık şeye bakıyor. Yani gençlik eseri bu benim filan diyor mu? Genelde bana göre en önemli koruyan bir eser. Yahya Kemal ile ilgili olduğu kadar Mehmet Akif ile ilgili de eser olmak. Hatta bir ara eser olarak Flörler Lazım gibi unutulmuş. Böyle zamanında çok ciddiye alınmamış. Kendini şiir kralı ilan eden bir. Ama edebiyat aleminin bir tipi bu. Yani edebiyat aleminde böyle insanlar da var. Çok ciddi insanlar var. Ondan sonra işte çok ciddi olmayanlar var. Bir de bunlar var yani. Bunlar da ayrı bir fasıl teşkil ediyor. Yani aynı zamanda bir dönemi anlatıyor. 1900'lü yılların başında, 30'lara kadar giden bir dönem. Ve burada bu adam var. Bu adamın bir takım başka faaliyetleri de var. Onları anlatan. Bu da güzel bir kitap. Ben de diyorum Asaf Halit'le ilgili son olarak yazdığı kitaplardan birisi o. Bu şahsiyetlerin yeniden kazanılması ve bunlar üzerinde yeni şeyler ortaya konulması için gerçekten çok önemli eserler ve güvenilir kaynak. Yani Beşir'in bir kitabında bir bilgi varsa onu tekrar ben tahkik etmeye boş yere vakit harcamıyorum. İşte Yahya Kemal'in süresini açıyorum. Gerçekten bütün bilgileri 40 yere geçtirmeyecekmiş. Yerli yerinde sağlam bilgiler rahatlıkla kullanabiliyorum. Bu yönüyle yani bizim hafızamızı tazelemesi yönüyle ayrı bir değer. Bunun dışındaki yaptıkları da önemli. Ha, bu arada tabii 1924 başlı başına çok farklı bir kitap. Yani 1924'teki bir fotoğrafın hikayesi. Aslında üç fotoğraf da hepsi bir fotoğraf sayılabilir. Yani Mehmet Akif etrafında o dönemin edebiyatçıları, işte Üstad-ı Azam Hamit Tarhan'dan itibaren Süleyman Nazif gibi o zaman önemli baskın karakterleri, daha ikinci derece isimler, o dönemin olayları filan, yani roman gibi okunan kitaplar aynı zamanda. Yani bir, biraz önce bahsettiğim ya, bir akademisyen yazsaydı bu mevzuyu, olmaz. Herhalde onun okuyucusu kendisinden başka kimse olmazdı. Beşir'in kitabı yani, hocalar duymasın. Ben böyle bir yok, bütün hocaları bağlayan bir laf değil bizimki. Yani senin bahsettiğin tarzı akademisyenler için söylüyorum bunu. Beşir'in bir önemli yanı da yani bizde musiki kursu çok imal edilmiştir. Klasik musikimizle ilgili bütün bilgilerimizi neredeyse ve ilgilerimizi kaybetmek üzereyiz. Beşir musiki üzerinde biraz daha duruyor. Onun Beyin Sırrı Hasret kitabı. Hem musiki, hem o musikinin taşındığı insanlar ve alanlar üzerinde muhteşem bir kitap. Yani gene tekrar dönüp okunması gereken bir eser. Ayrıca Altın Kapı da musiki yazılarından oluşuyor. Belki bu kadar bütünlüklü bir kitap değil ama Beyin Sırrı baştan sona bütünlüklü bir kitap. Ve bunun arka planındaki önemli isimleri Beyzen, Bunayi, onların hepsini sırasıyla ele alan, yani biyografinin ötesine geçen ve zevkle okunan kitaplar bize kazandırdı. O yüzden başta söylediğimi söyleyeyim, bu kitapları hiç tanımadığım gibi yazsaydı yine okuyacaktım ve onunla tanışmak isteyecektim. Allah bize böyle bir talih verdi. Tanışmakta kalmadık. Beraber aynı yollarda yürüdük. Birçok şeyi paylaştık. Ve Beşir Ayvazoğlu konusunda da bir konuşma fırsatı elimde geçti. Böylece birkaç cümlede biz söylemiş olduk. Aslında vakit daha fazla olmalı, daha hazırlıklı olarak konuşabilmeliydi. İnşallah o da olur. Olacak inşallah. Çünkü bu Edebiyat Festivali'nde bir anlamda akademik bir mevzuda yöntemde değil de Beşir Ayvazoğlu'na iyi ki varsın, iyi ki yazıyorsun ve boşuna yazmadın, temennisinde bulunmak ve saygımızı göstermek kabilinden de toplandı. Berkız İbrahim Hakkıoğlu birkaç kere efendim
Alkışlarla sıra buraya alalım. Evet, edebiyatın neredeyse bütün alanlarında dev bir eser külliyat bırakan Beşir Ayvazoğlu, şiirle başlayan ama şiiri bırakan sadece biyografi değil. Ben yerim verebilir miyim? Böyle böyle. Gel de bir kürsüye de geçebilirsin. Yok ya. Yani bu entübaki oldu gerçekten. Yani Beşir Bey'in burada zaten çok yönlü olarak hem çalışmalarını hep kişiliğinden bahsedildi. Ama ben de bir mesai arkadaşı olarak Beşir Bey'in nezaketinden, kibarlığından ve çok görgülü bir ailede yetişmiş olduğunun etkisi olan hakikaten o asil duruşundan, titizliğinden, çok titiz, ağır işçiliğinden, durmadan çalışan kişiliğinden bahsetmek istiyorum. Beşir Bey çalıştığı şeye odaklanan bir insan, günün icablarına gözlerini kapayan bir insan. Bunlar da sadece yani yasup ettik eserleriyle yüzyıllara kalacak insan gerçekten. Herkes minnettardır. Türk Edebiyatı adına da, kültürümüz adına da. Ama dediğim gibi kişiliğiyle kendi işine kapanıp günün icablarına metedik vermeyen bir insan olduğu için de kendisi çok takdir ettiğim bir arkadaşımdır. Ben ona nice sağlıklı, uzun uzun ömürler diliyorum, güzel bir hayat diliyorum. Evlatlarından bahsettiği şey gerçekten güzel babalığına, güzel de çok yakınına şahit olduk. Güzel bir aile reisi olduğuna yakınına şahit olduk. Daha ne olsun? Yani bir insan için evet, çok teşekkür ediyorum. Sabah çok teşekkür ediyorum. Cemal Bey, Cemal Aydın. Gitti mi? Tamam. Birkaç kelamda etmek isterim diyen dostumuz varsa onu alalım. Yoksa Beşir Bey'i birkaç kelam etmesi için kürsüye davet edelim efendim. Bekir abi birkaç kelam da sizden alalım. Beşir Ayvazoğlu titizliğin. Sebepteyle doğrultu bir 40. eserini hazırlamıştık. Oradan biliyorum. Doğrultu yani bir yazarın 60 kitabını %10 olabilirim. Yani. Ama daha gerçekten bir kere değil. Meselelere bakış tarzı. Hakikaten muhataba bir müktesebat sağlayacak seviyede şimdi. Yakında tekrar düşmek istemiyorum. Az önce herkes bunları söylüyor zaten. Ben bir okur olarak hakikaten çok etkilendiğim bir yazar. Ciddiyetimden dolayı geçtim. Yani bu Nihayet Kemal Yolu'nun romanını fevkalade önemli görüyorum. Size bir yakınlık tasarlıklar aslanan bir şey değil. Bunu denemiştim. Onun için hakikaten takdire şayan birçok bölüğün olduğu gibi o bölüğüyle takdire şayandı. Dediğiniz aşk estetiğiyle mesela üzerine fazla ilgi duyan Rotan metinler çok okudu. Estetik kitapları okudu. Şahatları vesaire. Ama bir İslam estetiği yüzeyde. Peki. Şimdi oldu. Mikrofon tutmayı pek bilmiyor zaten. Alışkın olmadığımız için. Coşkuncu.
Yani daha sonra birçok kitap çıktı tabii. Bu özellikle Yanonyan takımdan epeyce İslam sanatıyla ilgili metinlerle karşılaştık. Felsefi muhtevalı metinler. Ama bizim çerçevemiz içinde değerlendirebileceğimiz hakikaten önemli bir metin açıkçası. Sonra o birkaç şeyle değiştirdi. Ben o kitapları da bundan dolayı teşekkür ederim. Yani hakikaten bizim düşünce alanımızda güzele bakış tarzımızı irdeleyen bir şey metinler. Alkışlıyoruz efendim. Bekir Soysal abi. Evet, Cenab-ı Allah ömre bereket verirse bereketli eserler çıkıyor. Gerçekten her biri ayrı bir, Mehmet abinin de buyurduğu gibi şu anda yaşarken klasikler arasına girebilecek güzellikte. Birkaç kelam Beşir Ayvazoğlu'ndan gençlere şöyle görsünler efendim sizi. Kürsüye bakın, kürsüye bakın. Buyursun. Seyretmekten hiç haz etmiyorum. Benim hakkımda konuşulanları dinlemekten de çok utanıyorum. Yani burada olmamak için kendimi zorladım ama çok ayıp olur diye geldim sonunda. Daha hiçbir dostuma da haber vermedim. Eşimin de haberi yok. Evet, çocuklarım da haberi yok yani. Şimdi hakikaten zor yani bu. Böyle oturup karşımda birilerinin sizi övmesi bana tuhaf geliyor. Yani sıkılıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Çok teşekkür ediyorum. Yani gayet olmadığım kadar övdüler beni. Yani ben kalem yazı emekçisiyim. 15 yaşından beri yazı yazıyorum. Evet, arkadaşların söyledikleri gibi titiz bileyim, kılım. Hırk yararım ama kendi sınırlarımı da bilirim. Doğrusu söylemekse o sınırlarımın içinde kendimi görür. Bu sınırları aşan değerlendirmeler yapıldığı zaman da sıkılırım. Hayır, ben bu değilim diye üzülürüm. Evet, yani 65 oldu galiba. Yaşım kadar kitabım var ama bana sorarsan bu kitaplardan sadece şöyle bir 20 tanesi falan. Belki şöyle bir 20 sene daha yaşar gibi geliyor. Eğer o kitaplar aşılmayacaksa zaten verdiğimiz emeklere yazık demektir. Yani bu bizim getirdiğimiz noktadan birilerini alıp başka bir tarafa taşıması lazım. Her nesil bir tarihi yeniden okumak zorundadır. Sürekli öncekilerin yazdıklarını, söylediklerini ve yorumlarını tekrarlarsanız yere varmak mümkün değil. Ben bir bakıma arkadaşlarımın sözünü ettiği kitaplarla yeniden okuma denemesi yapıyorum. Zaten birbirinin içinden doğan kitaplardır. Eğer dikkatli okuyan varsa kitaplarının bütün hakkında olan varsa ben hepsinin birbirinin içinden doğduğunu, birbirini tamamladığını da neredeyse biyografilerde bir edebiyat tarihi teşkil ettiğini fark etmişlerdir. Yani ben yazı maceramda bu edebiyat tarihinin boşluklarını doldurmaya çalışıyorum kendi hesabıma. Yani şu anda belki hiç tahmin etmediğiniz, belki bazılarınızın duyduğu bir kitap üzerinde çalışıyorum. Kapsamlı bir Tevfik Fikret monografisi yazıyorum. Yani neredeyse bitmek üzere, herhalde bir 600 sayfadan olacak. Ama herhangi bir biyografi monografi olmayacak. Şimdiye kadar söylenmiş her şeyi didikliyorum, sorguluyorum, doğru mu söylemiş? Bakıyorum, herkes aslında yeniden okumamış. Böyle tekrar, daha önce söylenenlerin hepsini tekrar etmişler. Sorgulamadan, kurcalamadan, gerçekten böyle mi acaba diye karşılaştırmalı okumadan tekrarlayıp durmuşlar. Böyle bir kitap yazıyorum. Fikret'in içinden başka bir şey var eminim. Ömrüm yeterse, bu boşluklar ne olacak ve böyle biyografilerden bulunacak. Için edebiyat tarihi ortaya çıkmış olacaklar. Benim her edebiyatım amacım bu. Ama tabii
edebiyatın dışında da şeyler yazıyorum ben. Arkadaşlar söyledi, muskiyle, resimle, çocukluğumdan beri yakından ilişkiliyim. Malik Akseli Görüşme'de çıkardım, biyografisini yazdım. Bütün kitaplarımı yeniden yayına hazırladım. Benim için zevk, benim farkım arkadaşlardan tabii. Bu daha çok zamanım olması. Akademisyen arkadaşlar bahsettiler. O kadar çok işlerle uğraşıyorlar ki. Yüzlerce talebeyle uğraşıyorlar. Tezler, doktor tezleri, efendim, talebeler, imtihan kağıtları vesaire. Yani vakit bulamıyorlar. Görüyorum arkadaşları. Bakın çok yakın dostlarımız var. O kadar çok işlerle uğraşmak zorundalar ki. Benim kadar bol zamanları olsa çok daha yapacaklarını eminim yapıyorlar da zaten. Onların yazdıklarından faydalanıyoruz. Belki gazetecilikten gelen bu yazma pratiği bu ilk oturumda asıl manasında yazarlara gazetecilik düşman dedim ama gazetecilikten gelen o pratikliği yazma pratiğini ve okutma pratiğini böyle akademik metinler uygularsanız başka bir şey çıkıyor tabii. Tabii roman denilmiş olmak da önemli. Romanlar çok erken yaşta itibaren roman yazdım ben ama iki tane roman yayınladım. Roman yazıyor olmak, o kurgu, o fiction dedikleri şeyi edebi araştırmaya da uygulayabilirsiniz pekala. Yani bir kurgu kurguladığınız zaman çok sıkıcı olabilecek bir konudan fevkalade sürükleyici bir metin çıkarmanız mümkün. Tamamen ilgi alanlarınızla alakalı bir şey. Tabii çok yönlü olmak önemli. Edebiyat araştırmasının bir eleştirmenin çok yönlü olması lazım. Böyle bakmamak lazım. Çünkü hayat çok yönlü, çok çeşitli, çok zengin. Ne bileyim, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Türk musikisini, Batı musikisini, Batı resmini, Osmanlı mimarisini bilmeden okumak, tam zevk almak mümkün değil. Abdülhafiyasi'yi okuyamazsınız. Asıl aletçileri okuyamazsınız. Akif'i bile okuyamazsınız. Hemen hepsi musikiyi dinlemişler, resimleri görmüşler. Çok yönlü adamlar yani. Ancak böyle çok çoklu baktığınız zaman hadiseyi daha farklı görmek mümkün olabiliyor. Yani hasbelikader erken yaşta bu işlerle biraz ilgilendiğim için yazdığı metinler biraz farklı oluyor yani. Farklı oradan. Çok tepki kabiliyeti yani olduğundan en sevgili Coşkun. Ben Coşkun çok seviyor beni diyorum. Tabii o sevgisinden dolayı da çok durmadan arıyor benden. Durmadan bir şey istiyor. Yazı istiyor. Tebliğ istiyor, kitap istiyor vesaire. Ama neredeyse hepsi de yerine kadar sevimli adamdır ki. Kaç ya kızarım, bağırırım bilen bana. Ama dediğini yine yapar, yazarım. Onun da öyle bir şeytan tüyüyor. Biliyorlar. Evet. Özcan, evet. Türkiye Gazetesi'nde beraber çalıştık. Zaten Mehmet'le 40 yıllık dostluğumuz var. Onu da Mehmet Kuran'a armağında uzun uzun anlattım. Çok teşekkür ediyorum. Mutlu ettiniz. Geldiniz. Beni mutlu ettiniz. Sevindirdiniz. Size layık olmak için daha çok yazmak. Daha çok yazmak artık boynumuzun borcudur. Hepinizi baki muhabbet ve hürmetle selamlıyorum. Evet, yazarlarının 50. yıl anısına Yeşil Ayvazoğlu'na bir hediyemiz olacak. Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi olarak ve genel merkez adına bu güzel eserin tasarımı Bekir Soysal ağabeye ait bir alkış kendisine alalım.
Buradan Alevyeri'ye geçeceğiz sevgili dostlar. İnşallah Alevyeri'de bugünün finalini bir belgesel galasıyla yapacağız.